İkizler Ucu'ya siktir edildim. Ben konuşmadım. Oh siktir. Lan ne yapıyorsun? Delirttin lan beni. Şah! Kediyi bir kere öpebilir misin? Gelirse öperim. Geldi lan. Thank you. Senin kız arkadaşın bundan sonra benim yârim. Dur dur, şaka yapıyordum. Öğretici istemiyorum abi. Teşekkür ederim. Evet. Neredeydi? Sipariş buradaydı. Ha bir de dur. Tavamız, tenceremiz falan nerede? Tava burada var. Bu karıştırıcı blender. Ne şey neydi o? Mikser miydi? Bu ne? Sabun elimizde mi yıkıyoruz? Yok, el yıkama yok da tezgah kirleniyor ya, onu temizleyebiliriz. Ha, tamam. Oyunu tamamen öğrenmiş bulunmaktayım, etrafı gözlemleyerek. Evet, ne yapacağız? Hazırlık aşaması ne lan? Domates çorbası. Bir dakika dur, domates alıp koydum da. Ben kendi bilgim dahilinde mi yapacağım bu oyunda? Bir dakika, cidden soruyorum. Ben domates çorbası yapmasını biliyorum. Şimdi domatesi normal... Orada ha... tıkla abi üstüne. Ha tarif. Domatesi, şey, çorbanın üstüne tıkla, ha tarif verecek sana. Ha, tavuk çorbası diyor. Domates çorbasında niye tavuk çorbası var 700 mililitre? Tuz, karabiber. Tamam. Öncelikle arkadaşlar domatesleri geri koyuyoruz. Herhalde. Şimdi kibarca koyayım. Ha. Öncelikle malzemelerimizi toplayacağız. Birinci malzememiz tavuk çorbasıymış. Az önce onu gördük. Bir kere rahat çalışmak için malzemelerinizi masaya dizin. Pardon, böyle değil tabii. İnsan gibi koyma var mı? Var. Evet. Başka ne varmış? Tuz gerekiyor, karabiber gerekiyor, Arnavut biberi gerekiyor. Tuz aldık. Koy baba, baharatları biraz ayrı koy. Aynen, tuz, karabiber. Düzenli çalışmak çok önemli. Arnavut ciğeri, ay Arnavut biberi. Ciğer canım çekti abi. Arnavut biberini de koyduk. Domates, 960 gram, soğan 120 gram. Şimdi... Domatesi almak için sepet mepet yok mu lan burada? Hiç önemli değil. Tanesi 120 gram mı bunun? Gold. Para. Doğru hesapladıysam doğrudur. Domateslerimizi buraya koyuyoruz. Sonra diyor, aa dur hatta. Ne diyordu? Soğan diyor. 120 gram soğan al diyor. Bir tane soğan. Temiz çalışacağız. Temiz. Tavuk çorbasını aldı. Karabiber, tuz ve soğan. 60 saniye kadar haşla. Bir dakika lan. Süre çalışmasın. 60 saniye kadar haşla, karıştır. Oğlum böyle olmaz. Onu söyle, o bilgiyi demek bizim bulmamızı istiyor. Bir kere çorba böyle yapılmaz. Bana tencere lazım. Tencere verin bana. Marketten mi alacağız tencereyi? Var da var da. Nerede lan? Var mı? Para harcatma. Yok yok, para yok abi, oradan alma. Tezgahın altında var dolabın şeyi. Aa gördüm gördüm. Tamam. Bir kere tenceremizi koyduk mu? Karıştırıcıyı da alıyoruz. Aa bozuldu. Niye durmadı la bu? Tamam. Şimdi önemli olan burada domatesin temizlenmesi falan değil. Normalde öyle yaparsınız ama burada öyle yapmanıza gerek yok. Oyun bu. Ama yine de top halindeki bir şeyi kolay kolay karıştıracak geçiremezsiniz. O yüzden bunları tek tek, ya ne doğrayacağım tek tek? Oğlum ben bu tabağı içine dökemiyor muyum direkt? Döndür. Ah!
İleri alınmıyor mu bu? Tencerenin üstüne tıklasana. Bir dakika dur. O zaman bunu ileri alamıyorsam şöyle yapalım. Tencereyi öne alalım. Öyle narinci. Bence kesmem gerekmiyor abi. Niye keseyim? Dur neyse. Ben bu oyunu güzel oynarım. Söyleyeyim bak. Çözerim ben bu oyunu. Şimdi ne diyor? Bunun içine diyor 700 mililitre tavuk çorbası koy diyor. Lan dur. 700 müydü 750 miydi lan? 700'dü. 700. Oo! Tarif önemli. Ne oluyor lan? Bir dakika. Bir şey anlamadım. Üstteki ne alttaki ne oğlum? Üstteki... Toplayacaksın abi. Oğlum üstteki 800 oldu alttaki... Tamam tamam yeter daha katma. Ben bunun fazlasını dökerim lan. Lan hepsini boşalttı. Ya amına... Ya bu da 150 mililitre kalmış. Tavuk çorban bitti. Dur lan dur. Gülmeyin dur oğlum ya. Gayet mantıklı. Formül uygun. Konuşamadım da. Baharatlar, sıvılar. Tavuk çorbası. Ver baba bir tane bana. Yenisini. Ha, teşekkür ederim. Arkadaşlar tarif önemli. Tarifi kesinlikle atlamıyorsunuz. Kafamı karıştırdı oyun az önce. Şimdi 720 mililitre 720 mililitre kullanmamın sebebi şu. Aroması yüksek olsun. Tadı güzel çıkar. Şimdi uzatmıyorum. Tuz 12 gram diyor. Tuz. Abi çok kolay olmuş. Şalkala, iptal et konumuz. Ah. Mis gibi. Karabiber 12 gram. Karabiberimizi de koyalım. Tamam. Arnavut biberi 6 gram. Acı olur. Çok fazlası kötü olur. Tamam. Domates 960 gram. İçine koyduk. Soğan koyduk. 60 saniye kadar haşla. Bunu bu şekilde haşlayamayız. Koy bakayım şuraya. Acele etme ya. Dur yeni. Lan! Hemen yapacağım. Ya ne güzel. Oo. Ha, iptal et lan iptal et hadi. Sonra bunu koyuyoruz. 60 saniye. Tam 1 dakika boyunca. Ay. Kadar açtı karıştır. Ekşi krem ekle. Aa ekşi kremi süreyi aşmadım, aşmadım. Bekle lan dur. Panik yaptık mı? Ne kadardı lan?
150 mililitre. Arkadaşlar bu pişerken mutlaka 150 idi değil mi? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tertemiz, tertemiz. Şey nerede? Hızlı olmam lazım. Artı bir ne? Süre mi? Süreyi boş ver oğlum. İlk şey bu. Yetiştiririz, o beklesin biraz müşteri. Kase kase. Kaçlık istiyordu? 300. Herhalde budur lan. Aileyi. 'Ben bunu kepçe yok mu? Kepçe yok mu bu oyunda? Hayır. Nasıl yok kepçede? Tencereden mi dökeceğim? Bunun içine mi sokup alacağım onu? Evet. Bu arada 60 saniye... Tencereden dökeceksin. Şu dolan ne? Çorbanın olma süresi mi? Bekleyeyim, odur herhalde. Çorba yanmadı oğlum daha, bak burada doluyor herhalde, budur. Evet. Tamam, artık süresi. Altını kısabiliriz. Hatta bak... Tertemiz. Elim yandı. Yok abi, böyle alamayız bunu ya. Tencereden dökeceğim o zaman. Ya ben az önce bunu yaşadım ya. Aa. İşaret yok. Oo. Cowboy. Aa, tamam. Ama oradan sapına gidecek. Doldu. Hazır bu. Niye saymadı? Siparişi vermen lazım. O kırmızı kapı var ya bir tane. Onun yanında bir yer var. Bitirme çizgisi diyor lan. Yok, çorbayı al yanına, o yere götüreceksin. Ama az bir kase aldım. Nasıl az bir kase aldın? 300 milim size, sana da bu 120 milim verdim. Bu yüz... Ha! Çorbayı döktüm senin yüzünden ya! Dur. Oğlum ağzına kadar doldu, nasıl az verdim ya? Abi kase küçük. Aaa sik ya! Ne güzel teslim edecektim ya! Büyük kase, büyük kase. Tamam, şunu da içsin pezevenk. Güveç lan şeyi bu. Bununla çorbam için. Dakika, güveçin yanındakini al, solundakini. Bekle, iş işten geçti artık. Oğlum bu hiç almaz o kadar mililitre, bu daha az. Güveçin yanında çukur tabak, bu mu? Derin tabak. Tamam, bunu koyalım. Anasını verledik ama olsun. Bir şey olmaz, ilkten bir dur şey lan, bu ziyan olmasın. İptal etti işte, içecekti 150 gram, mis gibi doyacaktı karnı ya. Oğlum kontrolleri zor ha. Her simülatörden Allah'tan alışığım ha. Böyle şeylere. Ben içeceğim lan bunu. Ve doldurma işten alışmam lazım. Ya bir yiyen yok mu bunu ya? Servis et kardeşim. Görüş alanı ne ya? Fotoğraf moduymuş, pardon. Servis et. Amına, somon diye şey kilitledik. Siparişim yanlış gelmiş de, ben somon istemiştim. Çorba gelmiş. Niye çorba geldi? Biyolojik işlerim var.
Bu arada aa somon momon yapmak zordur ha. Çorba hadi kolay da. Sen en kolay yemeği yaptın diyebilirim. Ya gene çorba geldi. Bunu nasıl iptal edeceğim? İstemiyorum çorba yapmak. Aa çorban var abi. Direkt kase doldurup satsana. Aa aynen lan. Akıllısın lan dur. Var var çorban var. Buz gibi oldu ama var ya. Bir şey olmaz abi. Tamam oğlum çorbamız var ya. Rahat olun. Mis gibi yepyeni yaptım. Hem de harbiden güzel lezzeti. Bu arada. Hastaneye yakın Allah. Yeter bence yeter. Kalsın oğlum bir sürü siparişi. 346 bak bonuslu verdim ha. Tamam tamam bu ikram. Dikkat. Buyurunuz çok hızlı. Tap tap taze. Eyvallah. Eyvallah teşekkür ederim. Çok beğenmişler. Müşteri şikayeti var mı? Oo. Harikaymış. Tam bir gastronomi mezunu şekil şeflerdenim ya. Evet yeni sipariş alayım. Yalnız yeni sipariş öncesi etrafı biraz temizlese miydi? Yeni sipariş. Neymiş o? Fırında alabalık. Verdik. Tamam her şeyimiz hazır. Tabağımız da var. Bu tabak burada dursun. Kremalarla falan işimiz yok. Şunlar şurada dursun. Dur lan şunu bir okumam lazım. Alabalık 200 gram al. Şununla sosla. Karabiber. Kekik kurutulmuş. Dereotu kurutulmuş. Sosla dediği başka bir kasede soslayıp üstüne mi dökeceğim acaba? Yok, direkt balığın üstüne atmıyoruzdur herhalde. Gerçi karabiber, kekik, dereotu direkt üstüne atıyoruzdur bunu. Fırın tenceresine yerleştir. 900 saniye kadar fırınla. Ya çok kolay ya. Şimdi öncelikle arkadaşlar fırını önceden açacaksınız. Fırını önceden... Aa, balıklar bozulmuş. Açık kalmış. Alabalık. Evet, balığımızı koyduk. Neler lazımmış? Karabiber, kekik. Kekikle dereotu alacağız. Kekiğimiz yoktu. Dereotu, kekik, üsttekiler. Sos şeylerimizi, baharatlarımızın yanına koyduk. Ah. Mis. Sonra ne demiş? Dereotu, kekik, karabiber fırın tenceresine yerleştir. Fırın tenceresi nerede? Önemli değil. Biz balığımızı bir şey yapalım, marine edelim de. Fırın tenceresini bulmam lazım. İçinde mi lan? Buldun mu? Ekstra tepsi bulamadım. Fırının içine sağ direkt... Sağ tarafta mikrodalgalar var ya, mikrodalgaların yanında bak. Yok fırının yanında pardon. Haa gördüm. Tamam. Aldım. Oraya koyulur mu ya? Evet arkadaşlar. Yapmamız gereken şey karabiber 5 gram. Lan kornaya basma bir İstanbul mu lan burası? Bu bayağı İstanbul kornası abi. Kaç gramdı? 5. Hop 1. Hop 2. Hop 3. Hop 4. Hop 5. Yani ben balık yaparken böyle yayarak yapıyorum. İnşallah doğrudur. Kekik kurutulmuş 5 gram. Benim anlamadığım burada 5 gramı koyuyorum ama şu solda alabalıkta o alabalığın üstünde 5 gram olması lazım. Tamam. Boşver onu artık geçtik. Dereotu kurutulmuş. Yo ben dereotu basmışım şimdi. Ay karıştırdık o şeyi ya. Neyse önemli değil. Anlamaz o müşteri. Tamam. Diyor ki fırın tenceresine yerleştir. Elimle mi? Al elinle lan ne olacak? Oo, mis var ya bal. 90 saniye. Ya şunu kullanamıyor muyuz? Oradaki alarmları kullanabiliyorsun. Şuş lan. Bir dakika gerçekten 90 saniye mi yapacağız bunu?
Doğru yaptın mı lan? Şu balığımız fırında, başka bir şey istiyor mu? Tabağa aktar, sıcak servis et diyor. Kes limon 80 gram. Hemen limon bizim işimiz. Limon bizim işimiz kardeşim. Nasıl bıçak? Siktir. Dur lan dur. Cizme tahtası kullan bari abi. Bu yamuldu. Yamuk olacak o zaman. Bir şey olmaz. Dörde bol yeter. Ya böyle bıçak mı olur ya? Tam limonlar hazır abi. Çeyrekleri böyle 20 gram 20 gram böyle 20 40 60 çok bölmüşüm. Maydanoz süsleme yap. Tabak kırıldı. Ona şöyle şu boy tabak yok, süsleriz. Al bundan. Koy. Limonları al. Gayet dekoratif limonlarımız. Önce balık koyulur, sonra dekorları koyarız. Şu kırık camların üzerine koy. Balığımız hazır. Öfşş var ya. Lan sus. Bak balığa. Sıcak diyor. Sıcak servis etmemiz gerekiyordu bunu. Al bunu. Sıcak istiyorsan sıcak servis edeceğim. Dereotu, maydanoz. Bunlar mı? Dolabın sol tarafında. Kaç gram? Maydanoz üstüne mi? Maydanoz ya, 6 gram maydanoz at üstüne diyor. Dur bakayım, maydanoz burada daha fazla mı alacağız? Hazır. Ama olmaz ki ya. Ben böyle hani mutfağından, anladın mı? Derdim oydu. Bu hala sıcak ya. Şurada vardı. Tabağı alıp alsana hani. Oyunu böyle adice oynamaya çalışıyorum da. Nasıl alacağım bunu? Aldık. Tabağı elde tut. Aynen. Sonra ne yapacağım? Bağlamaya gir. Bağlamaya gir ne lan? Girdim. Döndürmek için basılı tut. Bu çok yukarıda. Konumunu sıfırla. İptal et. Herhalde buradan vururum. Olur herhalde. Benim derdim yetiştirmek. Yetişir. Ya şu limon çok çirkin duruyor ya. Şunu başka yere alamıyor muyum ya? Ya başka limon var. bak. Kabuk kısmı, kısmı. Bak, bu güzel duracak burada. Al maydanozu tam balığın şu köşelerine. Rahat ol. Şurayı açmadım. Hazır. Tabağımız hazır. Mis gibi oldu. Yavaş. Al balık. Nasıl lezzet? 4 yıldız lan. Tertemiz yaptım. İşim bitince bugün işimiz de bitiyor. Başka sipariş almayacağız. Getir lan. Bitti mi gün? Kolay olmuş. Helal olsun. Meziyet seç. Seçeyim kardeşim. Titremez eller, kırılmaz tabaklar, çabuk ayak, kırılmış kırılmaz ısı geçirmez eldivenler. Eli kolu uzun, bu kesinlikle. Varmış daha. Bağlantılar, ıssal iş. Oğlum bayağı kapsamlı oyun yapmışlar ha. Mutfağı mı temizlemedim? Sihirli dokunuş. Tüm lekeleri ve kırık parçaları kaldır. Yok, temizlikten kaçmam. Ama şu geri iade bağlantılar. Restoran eşleşmesinde yaşayan genel skor. Her zaman bağlantı iyidir. Yetenek kısmını biz hallederiz. Sen rahat ol. Yetenek puanları mevcut. Yemek geliri güçlendirici.
Serviste yemekten %10'u kadar daha fazla aşçılık puanı kazanırsın. Görev ödülü, ucuz mutfak dekorasyonu, deneyim güçlendirici, zincirleme yemek, şöhret güçlendirici. Ucuz sıvılar, ucuz ürünler, ucuz tarifler, ucuz tamirat. Oha, bozuluyor mu şeyler? Lezzet tamiri, yemek lezzet tamiri %10. Tamam, bak bu bize yarar. Bas baba. Minetugay menümüz mü var? Bir saat içinde dükkanı açacağız. Bu seçen hazırlığını yap. Yapayım. Hazırlığı geç mi dedim? Ya. Aa, her şeyi bıraktığım gibi. Ya domates çorbası verdi ya. Var domates çorban var. Var. Dünden kaldı ama var. Kaç gram istedin? 300 mililitre. Rahat ol ya. Ayıp ediyorsun. Bir ısıtsaydık var. Var. Lan o nasıl koyuluyordu bu? Ha. Bunu bonuslu yapacağım. Oo, olsun. Bitsin günah kalmasın bu. Al kardeşim ben bir de tarif dışı şefin şeyi. Ay içinde kayboldu, çok kötü durdu ya. Kaşar yok mu, buna kaşar koyalım. Dolapta kaşar kalmamış mı? Ya ben buna mesela şimdi bir dakika. Ben buna bir trik yapsam. Oyunu merak ettiğim için kusura bakmayın, trollerim gibi ama. Şöyle bir parça çiğ somra sıkacağım. Ne olacak? Oo! Bak bunun üzerine maydanoz yakışır işte. Bunun üzerine maydanoz yakışır. Biraz da sana şey yapalım. Buz gibi çorba mı? Hayır. Bir dakika, bizim mikrodalgamız yok mu? Mikrodalgamız. Koyamıyor muyuz buraya? Evde en çok kullandığım şey. Niye koyamıyorum? Allah Allah. Aa, dur lan dur. Lan balık mı düştü? İçinden balık mı düştü? Yok, aa burada evet, burada. Tamam, aldım. Hallettim. Dur arkasına bak. Dur, ne? Bekle. O balık şimdi ağzına gelir. Olmaz öyle, dur. Uğur Dündar basacak şimdi böyle. Bir şey olmaz. Uğur Dündar hiçbir şey yapmaz. Heh. Tamam. Oldu. Var ya, parmaklarını yiyecek, parmaklarını. Resmen aroma yaptım ya. Resmen ısıtabiliyor muydum bunu? Boşver. Soğuk somunlu domates çorbası. Hazır. Ne oldu lan? Ne oldu? 4 yıldız verdi. Doğru. O sırrı kimseye söylemem. O sırrı kimseye söylemem aga. Lütfen. İşte bu oyunu yapan adamlar bunu düşünmüştür aga. Demiştir yani. Lan her şeyi kağıdına göre değil. Adam kendi bir şeylerini uyumlaştırdığı zaman güzel bir şeyler çıkartabilmeli demiştir. Şimdi bana leş mi dedi? Müşteri şikayetleri. Hadi bakayım. Nereden anladın lan içinde somun olduğunu? Ayrıca soğan domatesi zaten var. Sen domates çorbası içip domatesden nasıl şikayetçi olabiliyorsun ya? Ya bu problemli müşteri, bu geç. Güzeldi gayet. 4 yıldızımı aldım kardeşim. Lezzetten aldım. Kimse kaçırmaz. Yeni bir tarif açmaya yetecek kadar açlık puanı topladın. Eyvallah. Dizüstündeki uygulamayı kullanarak tarifler açabilirsin. Dizüstü mü? Yeni sipariş. Bu ne tatlısı lan? Somun ızgara. Bir dakika. Kendi tarifimi yapayım mı? Gene. Kendi tarifimi yapıyorum abi. Hiç gerek yok da kapat tarifi. Bak şimdi tarife falan gerek yok. Bunlar boş işler.
Yalnız kendime düzgün bir... Bunu kullanırız ya, yazık, günah. Bunu koy, geri koy ya. Şurada dursun bu ya. Bekleyin bak. Limon atarım. Limon yenisini keseriz. Çok özel... Çok özel bir... Balık yemeği yapacağım. Haşlanmış patatesli... Somon ızgara istiyor. Şimdi hemen kurgusunu yapalım. Somon... Zaten bir balık. Wow, güzel bir başlangıç, wow, evet. Wow. Kafam dağıldı lan, dur. Somon bir balık. Oha yazıyor çıtak. Vay ya. Şimdi patates de patates olduğuna göre. Evet. Fakat bu somonu ve patatesi yemek ne kadar zor, hiç düşündünüz mü? Peki biz bu patatesle somonu bir güzel menemen yapmaz mıyız? Rahat rahat kasenin içinden ekmeği bana bana yedirtmez miyiz lan? He? Bak ciddiyim. Yaparız bu arada. Bayılacaklar. Ve somonu ıymıyı değil oğlum. Somonu öyle ızgara mızgara yapmayacağım. Direkt mikrodalga. Orada pişecek. Çünkü mikrodalganın vermiş olduğu o radyoaktif neydi o şeyler? Ne salgılıyordu oğlum? Neydi, ben de unuttum. Radyasyon, radyasyon. Kamerayı düzelteceğim, bekle, süt içiyorum. Bu abi somun ızgarası, buğulama yapalım aynen. Niye buğulama yapmıyoruz? Abi çok güzel buğulama. Belki müşteri istemiyordur. İstiyordur. Bak müşterinin istemesi önemli değil. Bak abicim, bunu öyle tavada tabakta mabakta yapmayacağım bak. Kardeşim, orada şef biziz burada. Şef biziz ya, hayırdır lan? Aynen öyle. Aa. Benimki biraz fazla oldu. Biraz fazla oldu, dur. Onu halledeceğim. Biraz fazla oldu. Patates kızartması mı yapsak burada? Bu da normalde şeye dökülmez ha. Lan oğlum öyle bir şey istemiyorum. Musluk bile dökme diyor, dur işte. Rahat olun. Bak, kaynayan yağ su teması yaptığın an patlar. Yağ kaynamıyor. Hayır hayır yani. Şimdi kardeşim, nerede o somonumuz? Somonu aldık, ziyan olmasın. Al kardeşim, şunu güzelce ne, bak bu çok önemli. Bu sağa sola dönmüyor mu ya? Bak. Julien. Görüyor musun? Bunları böyle küçük küçük dilimliyorsunuz. Öncelikle şey yapacağız bunu. Sondaki parçalar büyük olabilir, mühim değil. Bunları ben tek tek mi alacağım şimdi? Hepsini alamıyor muyum ya? Tabii bir şeyin üzerinde kesseydin. Oo! Bak şimdi bak. Önce pişiriyoruz. Kızartmamızı bir yapalım. Buradaki yöntem şu. Yağ ile suyu niye birleştirdim? Çünkü suyla yağ temasında yağ yukarı çıktığı için etlerin üstü kızartma, altları haşlama oluyor. Şimdi bunu her şef yapamaz arkadaşlar. Yani altı haşlama, üstü kızartma olduğu zaman tertemiz bir yemek çıkacak. Ya arkadan oğlum baktın. Mantıklı geldi. Ben ikna oldum. Sıkıntı yok. Okay. Yapmaya devam. Sonra burada mangalcılığımızı konuşturuyoruz. Domatesi direkt atıyoruz arkadaşlar. Çünkü onu kabuğunun... Lan baga girdim. Ya domates de baga girmez ama ya. Olsun. Domates yoksa soğan var. Tamam. Devam devam. Pişiyor. Oh.
Güzel. Yeterli bu arada. Biraz haşin davrandım ama. Ekşi krema, of çok yakışır bu arada. Biraz ekşi kremamız var. Tamam. Bak resmen orada. Mantar yok mu mantar? Birazcık yine maydanoz. Maydanoz önemli. Maydanoz da koyacağız. Şimdi bu dayı bir de patates istiyordu. Yalnız patatesin... Bir dakika. Bir de lezzet katması için bir şey daha yapmayı unuttum. Şimdi tatlı su balığıyla tuzlu su balığının muhteşem kombinasyonunu burada anlayacak o. Sadece kuyruk kısmı. Sadece kuyruk kısmını karışıma ekliyorsunuz. Yalnız o çiğ olacak. Önemli. Sonra bunu... Götürmeden önce bir abi. Abi adam ben... istediğiyle seni yaptığına bakalım bir yani neler bakalım. Oğlum ben bunun içine dökmek istiyorum bir dakika. Daha karıştıracağız. Menemen yapıyoruz oğlum. Menemen formunda yapıyoruz bunu. Ha. Tabii ki de öyle. Yağ döküldü ya. Sosu gitti ya. Bunun şeyi yok mu lan? Noktası. Herhalde açı kurtarıyor. Noktası niye sonradan çıktı bunun? Bunlar hep sıcak. Bu da bitmiş. Ziyan ol, dur oğlum. Bize şey lazım ya, sıvı lazım, bu karışmaz yoksa. Sonra tavuk suyu çorbasıyla. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Siz şu an dalga geçiyorum sanıyorsunuz da bayağı güzel olur. Çok az oldu be. Ver yine şundan. Lan oğlum şu dökmeyi öğrenemedim bütün. Heh. Sonra bunu arkadaşlar bir güzel. Ha pateti buraya patates koymuyorsunuz. Buraya patates olmaz. Şimdi bu güzel karışıma çukur bir tabak alacağız. Şaşıracak ya adam. Bayılacak yani. Oo! Tamam bu dolu dolu. Şimdi patates de istiyor değil mi yanında o? Aa, bu limon lan. Kırılıyormuş lan. Bir tane patates yeter. Patatesi dilimlemenin... Şimdi bu o, yemek sıcak ya. Bu dilimlediğimiz patatesler onun içinde yumuşayacak. Haşlanacak. Çok güzel oldu be. Dur sakin. Ben bunun içine niye koyamıyorum? Ben bunu ısıtmam lazım ya. Menemen sonra. Menemeni sonra yapacağız. Gerçekten menemen yaparız bu arada. Ben ısıtamadım bunu. Fırına koyacağım. Yemek hazır abi. Bakalım. Beğenmezse neyim ya? 5 saniye. Oğlum patateslerim kaldı ama o işte bütün sürprizi bozdu o ya. Hiç beğenmiyorum. Lan patates. Patates olmayınca oldu abi. Patates niye düştü öyle? Bu arada bir şey söyleyeyim mi size? Oyun çok eğlenceli lan.